Dursun Ali'den sonra ben hiç çekilmem. Verdi coşkuyu, verdi coşkuyu. Ağlattı, ağlattı, çekti gitti. Ben şimdi nasıl toparlayacağım? Keşke önce ben çıkaydım da arkadan o ağlataydı. İndireceğim ben onu. Bu biraz yukarı çıkıyor mu? Şu böyle çıkıyor mu yukarı? Açık şöyle çıkart o. Yeterli mi hocam? Son hali mi? Şu anda son. İyi. Tamam. Güzel. Heh, bu güzel işte. Çukurda kaldı değil mi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hepiniz. Boş verin alkışa, öyle sürekli alkış malkış yapıp durmayın. Elinize yazık. Dursun Ali Bey aslında çok komik bir adam, biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Özel hayatta tanısanız gülmekten yarılırsınız. O kadar komik bir adam. Çok sevdiğim bir dostum. Allah razı olsun ondan. Onun sesini duyduk mu doğal olarak aklımız nereye gidiyor, duygularımız? Yani direkt bir insanın sesinin o şekilde algılanıyor olması da büyük nimet. Maşallah, Allah ömrünü uzun eylesin, daha çok hizmet etsin inşallah. Evet. Dördüncüsünü icra ediyoruz. Kitap fuarının en son pandemide gelmiştim. Ondan sonra pandemi oldu zaten. Araya pandemi girince de kitap fuarı yapılmadı. Fakat Aksaray kitap fuarı, sabah da söyledik. Gerçekten önemli bir fuar. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Bu ölçekli bir fuar her yerde rastladığımız bir şey değil. Bir de Aksaray halkı gerçekten kitaba, sanata ve sanatçıya değer veriyor. Bu çok önemli. Ben buraya gelmekten, Aksaray'a gelmekten her zaman keyif almışımdır. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz teşrif ettiğiniz için. Alkışa gerek yok. Gerçekten çok değerli bir belediye başkanınız var. İçinizde seven vardır, sevmeyen vardır. Ama dışarıdan bir gözle bakınca gerçekten çok temiz, çok efendi, çok namuslu bir adam. Hasbi bir adam ya, günümüzde kaybettiğimiz insanlardan. Onun da etkisi. Kitap fuarları ne kadar üst üste gerçekleşirse o kadar güzelleşiyor zaten. Aksaray gibi nüfusu belli olan bir yere bu kadar çok yazarın geliyor olması da çok değerli. Burada fuar organizasyonu yapan firmanın da etkisi çok büyük. Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarını organize ederler. Allah razı olsun. Bir de düzenli yaparlar. Bir de güvendiğimiz insanlar davet ettikleri zaman kayıtsız şartsız geliyoruz, sıkıntı yaşanmaz diye. O yüzden Aksaray'da olmaktan gerçekten memnunum açıkçası. Şimdi kitap fuarında olduğumuz için kitapla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum. Kimisi duygulandıracak, kimisi bilgi aktaracak. Fuarların amacı bu zaten. Uzaklaştırmayayım değil mi? Yaklaştırayım mı? Böyle daha mı iyi? Peki. Patlamıyor değil mi sesim? İyi. Farklı farklı yazarlar sizi ziyarete geliyorlar. Her birinin kendi bakış açısı var. O yüzden farklı insanlardan farklı hususları dinlemek de ayrı bir zenginlik. Zaten herkes aynı düşünse ve konuları aynı ifade etse o zaman bir hükmü kalmaz. O yüzden farklı farklı yazarları okuyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. Bu sebeple bu cins kitap fuarları bu çeşitliliği açısından da çok anlamlı. O yüzden güzel bir fuar. Şimdi madde madde sıraladım akşam. Ne anlatayım diye kendi kendime düşünürken o başlıklar altında kitabın önemini anlatmaya çalışacağım.
Aslında benim konferanslarım salon toplantısı şeklinde oluyor. Yani kapalı alanda, daha sessiz ortamda bilgi sahibi olmak ve anlaşılır olmak açısından çok önemli. Ama biz aynı zamanda fuarı da dolaşan kardeşlerimiz olduğu için o gürültü esnasında bazı aksaklıklar olabiliyor ama önemli değil. En önemlisi şu. Mütefekkir kelimesi. Bilmeyenler not alsın. Mütefekkir nedir? Neyi ifade eder? Bugünün kazancı olsun. Bir kelime bir insan malumunuz. Ne kadar çok kelime ezberlersek, ne kadar çok kelime öğrenirsek düşünce yapımız o kadar genişler. Fuarlar o sebeple önemli. Mütefekkirlerin aydınlatmadığı toplumları şarlatanlar aldatmaya başlar. Bütün toplumlarda böyle cereyan etmiştir. Mütefekkir yani düşünen, mukayese yapabilen, analitik çözümleme getirebilen, sebep-sonuç ilişkilerini kurabilen ve o toplumun yapısını iyi bilen, tanıyan, o içinde bulunduğu coğrafyanın bütün değerlerini, parametrelerine onunla barışık, ona vakıf ama daha üst seviyeden bir bakış açısı getirip toplumu ihya eden kişiler, mütefekkirler, düşünürler, ermişler, önemli din adamları, önemli mutasavvıflar. Onların aydınlatmadığı bir toplumu eğer toplum mütefekkirlerin peşinden gitmiyorsa, o arayış içinde değilse ya da toplumda mütefekkir kavramı kayboluyorsa o zaman şarlatanların ortaya çıktığını görüyoruz. Şarlatanların ortaya çıkıyor olması ve toplumun aldatılmasına da vesile oluyor. O yüzden Müslümanın uyanık olması ve dikkat etmesi gerekiyor kendi hayatına. Kitap bu sebeple bizim için önemli. Düşünebilmek için, anlayabilmek için, çözümleme yapabilmek için hem içinde bulunduğumuz zaman dilimini idrak etmek, hem içinde bulunduğumuz zaman diliminde oynanan oyunları neden ve neden hangi sebeplerle gerçekleştiğini idrak edebilmek ve ona karşı bir tavır geliştirebilmek için kitap çok önemli hayatımızda. Çünkü insanoğlunu geliştiren, insanoğlunu donanımlı hale getiren, insanoğlunu aydınlatan tek şey kitap. Başka hiçbir şey değil. Değerli insanları önünde diz çöküp dinleyebiliriz, toplantılara katılabiliriz. İnsanın insana faydası vardır, bunu yok etmiyor kitap. Ama ve lakin bizatihi insanın kendi eylemi, kendi gayreti olan okuma alışkanlığını da yok etmiyor. Eğer bir toplum kitap okumuyor ise, sadece başkalarının anlattığıyla yetiniyor ise, o zaman tehlikeli bir ortam ortaya çıkıyor. İnsanların samimiyetinden, insanların saflığından, temizliğinden faydalanmak isteyen şarlatanlar ortaya çıkıyor. Bunlar din adına da olabilir, edebiyat adına da olabilir. Ve sadece o kaynaklı bilgi sahibi olduğu zaman insan işte o şarlatanların aldatmasına uğruyor. Bu sebeple kitap hayatımızda olması gereken bir şey. Kitapla bir ünsiyet kurmalıyız, bir irtibat kurmalıyız. O yüzden kitap fuarları bu açıdan çok önemli. İnsanoğlu kendisi bizatihi ölümlü olduğunu bilir, ölüm denen hadiseyi bilir ama ve lakin insanoğlu öleceğine inanmaz. Kendine bunu itiraf etmez. Hep ölümü başkalarının başına gelen, dışarıdan birinin başına gelen bir şey olarak görür. Anasını babasını defneder, yakınını defneder ama bir gün oraya gireceği bilincini kaybeder. Çünkü buna inanmak ister. Ölümü kendinden uzaklaştırmak ister insanoğlu. Fıtratı buna uygun. Oysa ki
insanoğlunun gelişimi ölümlü olduğu bilincine varmasıyla gerçekleşir. Akıllı insanın. İnsan ebedi olmadığı bilincine erdiğinde, sonsuz bir hayatta var olmayacağı bilincine erdiğinde gerçek manada insan hükmünü kazanır. O zaman şunu öğrenmiş olur, şu bilgiye sahip olur. Evet, insanoğlu ölümlü, geçici bir süre bu dünya dediğimiz arz üzerinde var. Sonrası, toplumda bir kısım insan hayatın sadece buradan ibaret olduğunu zanneder, dünyadan ibaret olduğunu, ölümden sonra bir hayatın olmayacağına inanır, hatta şöyle tabir eder, kozmozda kaybolup gideceğiz, yok olup gideceğiz, sonrası yok. Şimdi bu bilinç, bu inanış, ölümden sonra bir hayatın olmayacağı fikri son derece tehlikeli, pimi çekilmiş bomba gibidir. Çünkü buna inanan insan bütün hazları bu dünyada elde etmeye çalışır. Her şeyi bu dünyada yaşamak ister. Çünkü bir daha eline geçmeyecek bir şeydir yaşam. Ve burada bitiyorsa, bir daha sonlanmıyorsa, sonlanıp yok oluyorsak, o zaman her şeyi burada yaşamalıyım. Dünyadaki çağ yangının ana sebeplerinden biri budur. İlahi düşünce yapısını kaybetmesi insanoğlunun. Eğer insanoğlu ölümlü olduğuna inanır, bu dünyada var olduğu sürece yaptıklarından dolayı, sonsuz hayattaki konumunun ayarının belirleneceğini bilirse, o zaman bu dünyasını dizayn etmeye başlar. Bir Müslüman ölümlü olduğu bilincini içselleştirir, Allah'ın ona verdiği ömrü değerli ve anlamlı kılmak için dünya hayatını düzenlerse, bu doğrultuda yaşarsa, o takdirde sonsuz hayatını da dizayn etmiş olur. Bir Allah dostunun söylediği söz, cehennemde ateş, kömür, odun yoktur der. Sen kendi ateşini, odununu kendin taşıyacaksın, kendin götüreceksin. Cennette de güller, sümbüller yoktur. Sen kendi gül, sümbül fidanını yanında götürüp bahçeni dizayn edeceksin der. Yani bu dünyadaki eylemlerimiz, eski tabirle, dini literatürle amellerimiz, davranışlarımız Allah'ın bizi yarattığı şekle uygun, o doğrultuda gerçekleşiyorsa tercihlerimiz, kararlarımız, İlişkilerimiz bu doğrultuda gelişiyorsa, o zaman sonsuz hayatımızı da elde etmiş oluyoruz. Zaman ve mekan kavramları insanoğlu için vardır. Zaman ve mekan kavramları izafidir. Biz güneş sistemi içinde yer alan dünya gezegenindeki insanlarız. Güneş sisteminde birçok gezegen var. Biz zamanı dünyanın güneşle olan dönüş hızına göre hesaplıyoruz. Eski dönemlerde ay takvimine göre bir zaman mefhumu oluşturuyoruz. Öyle değil mi? Saniyeler, saatler, aylar, günler bu güneşle olan irtibatımız, dönüş hızımızla alakalı. Mekan kavramımızda arz üzerinde olduğumuz için, dünyalı varlıklar olduğumuz için bir mekan kavramımız var. İşte salondayız, ben kürsüdeyim, siz sandalyedesiniz, bir mekan algısı var. Oysa ki sonsuz, ucu bucağı olmayan kainatta
zaman ve mekan kavramları farklıdır. Bizim anladığımız manada zaman ve mekan kavramı yoktur. Bu boyutun dışına çıkmamızı sağlar işte okuma eylemi. Dünyalı olduğumuzu, sınırlı olduğumuzu, bize göre bir zaman ve mekan kavramıyla teçhiz edildiğimizi ve ölümlü olduğumuz bilincine ermemizi sağlar. Bu insanoğlunun garantisidir aslında. O sebeple hepinizin bildiği, bütün kainatın, bütün bu evrenin kurucusu Allah, var eden, kuluna bir mesaj göndereceği zaman, aracı olarak Cebrail'i seçip meleğini, insan kuluna o meleği gönderdiğinde, yani Efendimiz'e, Allah'ın indinde, ilminde milyarlarca sayısız kelime haznesi vardır. Çünkü her şeyi var eden O'dur. Düşünün ki sonsuz sayıdaki kelimelerin içinden Allah tek bir kelime seçiyor. Onu da Efendimiz'e iletiyor. Ne diyor? Seni yaratan Allah'ın adıyla izle. Hayır. Seni yaratan Allah'ın adıyla dinle. Hayır. Seni yaratan Allah'ın adıyla kulak ver, seyret, bak demiyor. Seni yaratan Allah'ın adıyla birilerine kulak ver, onların sözünden çıkma demiyor. Ne diyor bize? Bizatihi bizi muhatap kabul ediyor ve seni yaratan Allah'ın adıyla oku diyor. İşte okumak bu sebeple çok sihirli, büyülü bir eylemdir. O an Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e sunduğu bir kitap yok. Okuma eylemi bir metin sunulursa gerçekleşecek bir eylemdir. Ne deriye yazılmış, ne papirüse yazılmış, ne de bir taşa kazınmış bir metin var mı Cebrail'in elinde de Efendimiz'e tutuyor, oku diyor. Şunu demek istiyor. Sen yaratılmış bir kul olarak acizsin, kusurlusun, eksiksin, bütünü kavraman mümkün değil. Çünkü ben seni öyle yarattım. Sen içinde bulunduğun kainatı anlamlı kılabilmek, kendini anlayabilmek, çözebilmek, hem bu dünyanı hem de benim vaat ettiğim sonsuz dünyayı var edebilmek, kazanabilmek için okumak mecburiyetindesin diyor. Aslında şunu söylüyor. Bilinçlenmenin yolu, aydınlanmanın yolu okumaktan geçecektir diyor. Ben söylemiyorum. Bütün kainatın sahibi söylüyor. Nitekim okumamız gereken metni, biz ona Kur'an-ı Kerim diyoruz, zaman içerisinde peyderpey gönderiyor. Okuyunca insan şuurlanıyor. Okuyunca akıllanıyor. Okuyunca aklediyor. Okuyunca zaman ve mekan kavramlarını anlar hale geliyor. Beşeri münasebetlerini okuyunca düzenliyor. Başkasının malına el uzatma diyor. Yok olursun, eksi haneye düşersin, yok edersin geleceğini, hırsızlık yapma diyor. Okumadan emir ve yasakların ne olduğunu bir insan kendiliğinden nasıl bilebilir? Bilmesi mümkün değildir. Akledebilmek yoluyla da öğrenemez. Ancak kendine verilen şifreleri çözdüğü takdirde akletmeye başlar insanoğlu. Bu sebeple kitap önemlidir. Kitap fuarında olduğumuz için söylüyorum. Ana kaynak, ben Müslümanım diyenler için, Kur'an-ı Kerim'dir. İlk okunması gereken, anlamamız gereken, çözmemiz gereken bir kitaptır. Bu okumayı gerçekleştirmemiş birinin şu kitap fuarının içindeki binlerce kitabı okuması hiçbir mana ifade etmez.
Önce bu altyapıyı tesis edip bunun üzerine insanoğlu okuma geliştirebilir. O sebeple kitap bir Müslümanın olmazsa olmazıdır. Aydınlanabilmesi, şuur kazanabilmesi için. Günümüzde insanlar böyle düşünmüyorlar. Çünkü insanlar çok kafa yormak istemiyorlar. Sadece insanlar seyretmek istiyorlar. Gününü gün etmek istiyor. Fazla kafa yormak istemiyor. Gayret sarf etmek istemiyor. Öyle aptal saptal şeyler var ki onlarla oyalanmaktan memnun. Olabilir, o da bir tercih. Ama akıllı insanın işidir kitapla ünsiyet kurmak. Biz kadim değerlerimizi kitap üzerine inşa etmişiz. O yüzden birini değerlendirmek için de kitap üzerinden konuşuruz. Bir adamı yermek, eleştirmek için ne deriz? Bırak onun eline, hiç gözüne kitap değmemiş deriz. Kitaptan uzak olduğu için değersizdir manasında küçük görürüz. Ya da bir adamı yüceltmek, bir hanımı yüceltmek için ne deriz? Oo, o kitap ehli deriz. Yani kitapla irtibatı olan kişi. O yüzden hayatınızda kitabın eksik olmaması gerekiyor. Şimdi geçmişi iyi bilmeli ki bir Müslüman, bir insan geleceğe sağlam basabilsin. Geçmişini bilmeyen bir insanın geleceğe sağlam adım atabilmesi asla mümkün değildir. Nereden geldiğini bilmelidir ki bir insan nereye gideceğini belirleyebilsin. Eğer geçmişiyle irtibatı koparılırsa bir insanın, o zaman geleceğini dizayn edemez. Küreselcilerin, oyun kurucuların bizim gibi toplumlara zarar vermek isteyenlerin, İslam'la kavgası olanların, esas düşmanlığı İslam'a olan bu küreselcilerin en önemli argümanlarından biridir. İnsanoğlunu geçmişiyle, mazisiyle arasını açmak ve kopartmak. Eğer bir kişi mazisini ve geçmişini unutursa, maziden ve geçmişten bilgi taşımıyorsa bugüne, bugün oynanan oyunları anlaması mümkün değildir. Yarını kucaklaması ve kurgulaması da mümkün değildir. İşte bu kişi, yani geçmişiyle mazisiyle bağlantısı koparılmış kişi, küreselciler için kazanılmış insandır. Çünkü değerleri boşaltılmıştır ve artık o kullanılabilen, istediklerini yaptırabildikleri adeta bir robot prototipe dönüşür. O yüzden giderek toplumumuz içinde mazisiyle kavgalı, geçmişini tukaka olarak gören, kendi kadim değerlerini küçük gören, kendi diniyle kavgalı, kendi kültürüyle kavgalı aydın denen, tırnak içindeki asla, zifiri karanlıktır o, insanlar türer, giderek çoğalır. Mazisinden feyz almaz, dininin gereklerini bilmez, kendi kültüründen, folklöründen, geleneğinden, göreneğinden kopmuştur. Yani kutsal kasesi boşaltılmıştır ve birilerinin bilgileriyle donanımlı hale gelmiştir ki kendi toplumunun düşmanıdır. İçinde yaşadığımız çağda, içinde yaşadığımız dünyada, içinde yaşadığımız Türkiye'de, içinde yaşadığımız Aksaray'da böyle insanlar yok mudur? Kaybettiğimiz kişiler. Nereden geldiğimizi, bugünün oynanan oyunlarının hangi amaçla oynandığını ve yarını nasıl kurgulayacağımızı da kitap vasıtasıyla öğrenebiliriz. Kitabı hayatınızdan çıkarırsanız bu irtibat kopar.
Biz Payitaht Abdülhamit dizisini yapıncaya kadar bu toplum Abdülhamit Han Hazretleri ile alakalı birçok yanlış bilgiye sahipti. Okuyan bir toplum değiliz çünkü. İlkokuldan itibaren kasıtlı olarak vahşi, hain, memleketini satan bir adam olarak tanıtılan, Kızıl Sultan olarak tabirlenen Abdülhamit Han'ın, yeri yurdu cennet mekanı olsun, kim olduğunu, ne olduğunu bizim dizi vasıtasıyla öğrendi bu toplum. Çok acı bir şey. Oysa ki tarih dizilerden öğrenilmez. Okunarak öğrenilecek. En azından yakın tarihimizi. O sebeple kitap önemlidir. Geçmişimizle olan irtibatı kurmak, geleceğe dair bir ufuk belirlemek için de kitapla ünsiyet kurmamız lazım. Tarihi okumalar gerçekleştirmemiz lazım. Bu sebeple kitap fuarları önemlidir. Öğrenmek hadisesi akıntıya karşı yüzmek gibidir. Öğrenme hadisesi bir gayret ve emek ister. Durup dururken kimse öğrenemez. Bir gayretiniz, bir çabanız, bir mücadeleniz, bir mesainiz gerekir ki öğrenebilin. Televizyonun karşısında sabah kuşağı programlarını, aptal saptal programları izleyerek bir şey öğrenemeyiz. Sadece vakti öldürürüz. Gelin kaynana kavgalarını izleyerek hiçbir yere varamayız. Aptal saptal yemek programlarını izleyerek hiçbir şey kazanamayız. Sadece vakti öldürürüz. Öğrenmek çaba ister. Atıl bir şekilde televizyonun karşısında saatlerce oturarak bir gayret göstermeyiz. Seyrederiz. Beynimiz dumura uğrar. Bilinçaltımız etkilenir. Yanlışları doğru görmeye başlarız. Aptal durumuna düşeriz. Anadolu burası. Sizler de Anadolu'nun evlatlarısınız. Ben de öyleyim. Anadolu coğrafyasının kadim değerleri vardır. Bir komşunuz, evli barklı bir komşunuz, bir hanımefendi, kocasından değil de başka bir adamdan çocuk doğurursa hangi gözle bakarsınız? Evlilik birliği sürüyor ama kadın başkasından çocuk doğuruyor. Tepkiniz ne olur komşunuza? İlişkiyi kesersiniz değil mi en azından? Görüşmeyi kesersiniz, bu doğru bir şey değil dersiniz değil mi? Böyle bir refleks geliştirirsiniz. Sabah kuşağı programı. Stüdyonun bir köşesinde bir kadın, zavallı bir kadın. Stüdyonun diğer köşesinde zavallı bir erkek. Arkada da eline 150 lira verip stüdyoya getirilen seyirci grubu. Onlar parayla gelip gidiyorlar. Ortada da bir spiker. Kadın diyormuş ki, sabah kuşağının programın konusu bu. Evliymiş bunlar, boşanmamışlar, aynı evde yaşıyorlarmış. Kadın, çocuk doğurdum ama çocuk kocamdan değil diye iddia ediyormuş. Adam da diyormuş ki çocuk benden. Programın konusu bu. Adamın kan örnekleri çocuğunkiyle alınmış, DNA laboratuvarına gönderilmiş, çocuk kimden diye anlaşılsın diye. Spiker onu açıklıyor. Elindeki zarfı açıyor. Evet söylüyorum, açıklıyorum diye çok önemli bir şey anlatacakmış gibi. Adama dönüyor spiker. Ama çocuk senden değilmiş diyor. Kadın ayağa kalkıyor. Kendini alkışlamaya başlıyor. Demedim mi ben size çocuk kocamdan değil diye diyor. O eline 150 lira tutuşturulmuş zavallı güruh, aptallar, gerzekler ordusu ayağa kalkıyorlar, kadını alkışlıyorlar. Şimdi bu izleniyor Anadolu'da. Binlerce kadın izliyor bu programı. Babaanne ya da evin kayınvalidesi bir yandan
akşam pişireceği kuru fasulyenin taşını ayıklarken bir yandan bu programa bakıyor. Aa, çocuk adamdan değilmiş diyor kendi kendine. Sonra geriye dönüyor, mutfağa doğru gelinine sesleniyor. Ayşe, gel, çocuk adamdan değilmiş. Eğlence programı olarak izliyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Bir deney var. İsterseniz yapın. Bir konserve kutusunu alın. Soğuk. İçine kurbağayı koyun. Sonra o konserve kutusunu ocağın üstüne koyun. Altını açın. Isıtmaya başlayın. Kurbağa ölüyor. Zıplayıp çıkamıyor. Sıcak usul 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 sirayet ettiği için tehlikeyi hissetmiyor ve bir süre sonra sıcaktan dolayı ölüyor kurbağa. Yine bir başka konserve kutusunu alın, ocağa koyun, ısıtın, kurbağayı da tutun, konserve kutusunun içine bırakın, düştüğü gibi zıplayıp kurtarıyor kendini. Bu tür programlar, ocağın üstüne konmuş konserve kutusunun içindeki kurbağa gibi usul usul ısıtılarak ölmesini sağlamak çalışmasıdır. Toplumun refleksleri ve duyguları idiş edilir. O yüzden öğrenmek gayret ister. Bu aptal saptal programlarla hiçbir şey öğrenilmez. Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. Bir nehir düşünün ki güldür güldür akıyor ve siz de akıntıya karşı yüzüyorsunuz. Güçlü yüzerseniz akıntıya karşı devam edebilirsiniz. Ama yüzme eylemini bırakırsanız akıntı sizi istediği yere doğru sürükler. Artık bir uçurumdan mı aşağı düşersiniz? Bir karanlık köşeye mi takılır kalırsınız, boğulursunuz belli değil. Akıntı sizi nereye götürürse oraya. Kitapla ilişkide budur. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmek bırakılabilecek bir şey değildir. Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. Ama zor gelir insanoğluna. Her gün, her gece yatmadan önce 20 sayfa, 10 sayfa, hadi boş ver 5 sayfa okuyan var mı? Düzenli olarak okuyanlara ne mutlu. İşte onlar akıntıya karşı yüzenlerdir. Yani öğrenme çabalarını sürdürenlerdir. Kitapla ilişkisini koparmış olanlar yüzmeyi bırakıp ters yönde akıntının sürüklediği odun parçası gibidir. Bu sebeple de kitap önemlidir öğrenmek için. Kitap fuarları bu sebeple önemlidir. Kitapla bizi tanıştırdığı, farklı yazarları, farklı kimlikleri buluşturduğu için. Günümüzde birçok insan bunalım yaşadığını, sıkıntılı olduğunu, mutsuz olduğunu, antidepresan kullandığını iddia ediyor. Bir buhran yaşayan bir çağdayız. Bütün dünya böyle. Türkiye'de böyle. Bunun sebebi de bazı kavramları, bazı kelimeleri, bazı değerleri kaybetmemizle alakalı. Genel olarak toplumumuza baktığımızda, sizleri kastetmiyorum, Türkiye ölçekli konuşmaya çalışıyorum. Kanaat kavramını toplum tam manasıyla yaşıyor mu şu an? Kanaat etme bence kayboldu. Kadir kıymet bilme hadisesi kayboldu. Şükretme hadisesi kayboldu. Elindekiyle yetinebilme ve mutlu olabilme kapasitesi kayboldu. Bunun gibi değerleri kaybettiğimizde, bu kelimelerin içini boşalttığımızda, ilk söylediğim dünya buradan ibaret değil diyerek açıkladığım her şeyi burada elde etmemiz lazım.
daha kaliteli yaşamalıyım, daha çok kıyafetim olmalı, daha iyi evde oturmalıyım, daha iyi arabaya binmeliyim gibi 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 gibi. Bir ayakkabısı varken ikinciyi modası geçtiği için isteme, bir gömleği varken diğer rengini elde etme en basitinden çabasıyla insan tüketim manyağı haline getirildi. Herkesin ekonomisi buna uygun değil. Özür dilerim. Elde edemeyince bunalıma giriyor insanlar. Hazcılık dediğimiz bir hastalık var. Bütün dünyada geçerli. Her şeyden haz alabilme. Ölümlüyüz. Bir daha da yaşayamayacağız ya. Fırsat elden gidiyor. Alabildiğim kadar haz almalıyım. Her gece dışarıda yemek yiyor, yemek istiyor insanlar. Mutlaka iyi yerlerde tatil geçirmek istiyorlar. Yahu biz çocukluğumuzda, ben Akhisarlıyım, yaz tatilimiz evimizden 1 kilometre uzaktaki bağ eviydi. Tatildi bizim için o. Mutluyduk. Şeftaliyi ağaçtan topluyorduk. Yalın ayak üzüm bağlarının arasında koşturuyorduk. Çok mutluyduk. Şimdi insanlar 5 yıldızlı otellere gidiyorlar ama mutsuz. Yemeğe giderken hangi kıyafeti giyeyim? Hangi kostümün, elbisenin, mantonun üstüne hangi eşarbı takmalıyım gibi böyle aptal saptal şeyler. Gösteriş meraklısı bir toplum olduk. Eskiden bu toplumda gömlek satılırken gömleğin yakası ve manşeti birlikte satılırdı. Ekstra. Çünkü gömlekler yakadan ve koldan eskir. Kol ve manşet eskidi mi yedeğiyle değiştirip bir o kadar daha giyerdiniz gömleği. Ben hiçbir zaman yok yoksul bir ailenin çocuğu olmadım. Babamın takım elbisesi, pantolonu bir süre babam giydikten sonra giyermiş, ben hatırlamıyorum. Büyük abime ters yüz yapılır, dikilir, giyermiş. Büyük abi, biz 3 erkek kardeştik. Büyük abimden de bana kadar ben de giyerdim. İyi kumaşlar olurdu. Neden ben abimin arttığı pantolonu giyiyorum demezdim. Öyle bir kültür vardı. Daha az tüketirdik, daha mutluyduk. Daha çok tüketir hale geldik ama gittikçe mutsuzlaştık. Çünkü madde dediğimiz, tırnak içinde eşya dediğimiz şeyle aramıza bir mesafe. Eşya sadece giysi, masa, sandalye değildir. Dünya varlığı, kapasitesi, her şeyi burada elde etme gayreti eşya diye felsefede anlatılır. Bununla aramıza mesafe koyamadığımız için mutsuzuz. Bir dervişe gidip soruyor ahali. Mutsuz bir toplum ahali olarak. Ey derviş, huzura nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Sen ermişsin, neyin ne olduğunu bilirsin. Huzuru tekrar nasıl elde edebiliriz diye soruyorlar. Dervişin verdiği cevap o kadar güzel ki, tek bir kelime. Karşısındaki topluma şunu söylüyor: uzaklaşarak diyor. Sizi tutsak kılan ne varsa ondan uzaklaşmadığınız sürece, çok özür dilerim, sizi tutsak kılan ne varsa ondan uzaklaşmadığınız sürece, aranıza mesafe koymadığınız, sizi sarıp sarmalayan, özgürlüğünüzü ve düşünce yapınızı bozan ne varsa, aranıza mesafe koymadan gerçek huzura ulaşmanız mümkün değil. O yüzden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Çağ yangını dediğimiz bir yangın içindeyiz, bir koşuşturmanın içindeyiz, özellikle büyük şehirlerde. Durup kendimize bakmamız, durup düşünmemiz, durup
hatırlamamız gerekiyor. Hız hatıraları bozar. Unutmanızı sağlar. Hız. Hız çağındayız diyoruz ya, madah bir şeymiş gibi. Oysa bizim zamanı yavaşlatmamız lazım. Kanaati, şükrü, eşya ile olan irtibatı tekrar düzenlememiz gerekiyor. Bütün cahiliyetler kulların kullara kul olması sebebiyle Allah'tan başkasını ilahlaştırmasının neticesinde gerçekleşir. Cahiliyetler. Eğer bütün kainatın sahibi Allah'la bir birliktelik, sağlıklı bir ilişki, bir frekans tutturamıyorsak, o zaman Allah kavramının yerine başka bir ilah getirip koyuyorsak özgürlüğümüz yok oluyor. Allah kavramını kaldırıp yerine başka bir ilah koyduğunuzda, Mekke dönemindeki gibi çamurdan, hamurdan putlar yapıp tapınmıyoruz elbet günümüz insanları. Ama parayı putlaştırdığımızda, maddeyi putlaştırdığımızda, eşyayı putlaştırdığımızda, onları ilah, hatta çocuklarımızı putlaştırdığımızda onları ilah edinmeye başlıyoruz. Günümüzde kadim değerler ve bilgiler giderek kayboluyor. Bir an önce beşeri münasebet dediğimiz eski tabirle günümüzde görgü kuralı diyebileceğimiz, toplum olarak bir arada yaşamamızı sağlayan kurallar manzumesini öğrenmeli ve çocuklara öğretmek mecburiyetindeyiz. Sizleri tenzih ediyorum. Günümüzde eskiden bilgi sahibi olmayanlar, yani cahil dediklerimiz, cehaletlerini bilirler ve sessiz kalırlardı, edep ederlerdi. Ya cehaletim ortaya çıkmasın diye bir şekilde okuyamamış. Ama onurluydular, temizdiler, cahilliklerini bilirlerdi. Günümüzde cahilliğini ifşa etmek, cahilce konuşmak, yazmak özgüven olarak kabul ediliyor. Değerler ters yüz oldu. Ya söylediğin laf mı? Ben kınanırım, ayıplanırım, cehaletim ortaya çıkmış olur demiyor günümüz insanları. Her şeyi bildiklerini ve her şeyi söyleyebileceklerine inanıyorlar. Anneler, babalar çocukları böyle yetiştiriyor. Benim çocuğum şahsiyetli olsun. İstediğini söyleyebilir. Kendini ifade etmeli. Senin çocuğun patavatsız, saygısız bir çocuğa dönüşmüş. Sen onu karakterli zannediyorsun. Büyükle nasıl konuşması gerektiğini, küçükle nasıl muamele edilmesini bilmeyen, büyüğün karşısında büyük gibi konuşmaya çalışan garip varlıklara dönüştü çocuklar. İşte anneler, babalar çocukları putlaştırıyor. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Ben görmedim, çocuğum görsün. Değerlerimizi tekrar elden geçirip nerede hata yaptığımızı, nerede yaralandığımızı, nereden zehirlendiğimizi durup düşünmemiz ve bunun üzerine yapılanmamız lazım. Çok radikal bir örnek. Hepiniz yaşadınız. Kadının biri yarı çıplak. Bir konserde öyle bir kadın. Herkes neyse onu işler. Konserde şarkı söylüyor. İnsanlar da onu izlemeye gitmişler. Hiç yeri değilken, konusu değilken diyor ki bütün imam hatipliler sapıktır diyor. Ben imam hatipli değilim. Benim ailemden de hiç kimse imam hatipli değil. Ama biliyorum ki bu coğrafyada, bu toplumda ya kendisi, ya babası, ya anası, ya dayısı, ya halası, ya teyzesi, ya yakın bir komşusu, ya da uzak akrabası bir şekilde imam hatipli.
Konserin en önünde bir kız, tesettürlü. Kadın diyor ki bütün imam hatipliler sapıktır diyor. Tesettürlü bir kız elinde çakmak. Hala ona olan sevgisini gösteriyor. Belki o kız imam hatipli. Belki babası. Belki amcası, belki halası, belki teyzesi. Belki arkadaşının babası. Sokakta biri onu çevirse ve senin babam imam hatipli ve ahlaksız, sapık dese kız tepki gösterir değil mi? İşte o yarı çıplak kadın bir mite dönüştürülmüş, değerli bir sanatçı algısı oluşturulmuş toplum nezdinde. Onun konserine gitmek bir olay. Orada ona çakmak çakıp o kalabalık güruhun içinde diye yahu senin büyüklerine sapık diyor. Şimdi düşün ki o evlat nasıl mankurtlaştırılmış. Kendine hakaret edildiğinin bile farkında değil. Küreselciler oyunu öyle güçlü oynuyor ki zihni yapılarının ırzına geçiyorlar ama onlar ırzına geçildiğinin farkında değil. Okumak o sebeple önemlidir. Hasbelkader gittin o konsere. En azından ne diyorsun be kadın? Bu ne terbiyesizce bir kelamdır. Bir daha seni dinlemeyeceğim diye o salonu terk etmesi lazım. Ama o hala çakmak çakıp tezahürat yapıyor. Bitiriyorum. Kanayan bir yara olduğu için dikkatinizi çekeceğim. Ben öyle çok duygulara hitap eden bir adam değilim. Rasyonelim ve bilgiye açım. Bilgiye de aç olmanızı arzu ederim. Başka türlü bu toplum düzelmeyecek. Küreselcilerin ve o muhteşem güçlü bir entelijansiya, organizasyon dünyada çok yüksek bütçeleri ve paraları idare ediyorlar. Toplumları mahvetmek için iki şeyi mahvetmek zorundalar bilinç olarak. Çok iyi biliyorlar. Çünkü sosyolojik ve psikolojik analizler yapıyorlar. Diyorlar ki Türk toplumundaki, Türkiye'deki insanları değiştirmek, dönüştürmek, ayarlarını bozmak için iki şeye saldıracağız diyorlar. Bunlardan biri aile kavramı, diğeri de gelenekler. Bu iki kavramı çözersek Türk toplumunu istediğimiz gibi idare edebiliriz diyorlar. O yüzden aileye saldırıyorlar. Aileye nasıl saldırıyorlar? Biraz önce söylediğim abuk subuk programlar vasıtasıyla, özellikle de LGBT ile. Yani erkeği erkekliğinden uzaklaştıran, kadını kadınlığından uzaklaştıran bir algı. Güya özgürlük. Bir erkeğin bir erkekle beraber yaşaması, bir kadının bir kadınla beraber yaşaması normal kabul edilmek mecburiyetinde diyorlar. Aileyi yok etmek için çocukları yok etmeleri gerekiyor. Bunun için empozeye başlıyorlar. 2 yaşındaki çocuk, 2 birbiriyle evlenmiş erkeğe evlatlık verilmiş. 2 yaşındaki çocuk güya, erkek çocuk, cinsiyetinin değiştirilmesini arzu etmiş. O 2 tane zebellah gibi karı koca erkek, çocuğa hormon yükleyerek kadına dönüştürüyorlar. Avrupa'daki bütün gazeteler, bütün basın en meşhur trans model diye çocuğu alkışlıyorlar. Hormon yüklüye, hormon yüklüye çocuğu, erkek çocuğunu kız çocuğuna çevirmişler. Küçücük çocuk makyajlı, Fransız moda haftasında podyuma çıkmış. Avrupa'nın en önemli magazin dergileri, gazeteleri alkış tutuyorlar. En güçlü trans manken diye. O yüzden İstanbul'daki büyük aile yürüyüşünde bar bar bağırdım.
Birçok sanatçı gelmedi. Yarın bir gün iş bulamayız, şu olur bu olur hesabıyla. İşte çocukları kaybettiğimizde, aileyi kaybettiğimizde, yani adamı adamlığından, kadını kadınlığından çıkaran Türk dizilerine bir bakın Allah aşkına. Mutlaka o dizilerde bir gay var, eşcinsel bir erkek var. O yaz dizileri özellikle mutlaka çok sevimliler. Çok iyiliksever onlar. Başroldeki kızın arkadaşı oluyor, moda sektöründe çalışıyorlar falan. Hatta komiktirler, eğlencelidirler ve çok yardımseverlerdir. Kurbağa gibi usul usul ısıtıyorlar sizi. Alışın diye. Yaz dizilerinin tamamında bir gay vardır. Olmazsa olmazı. Bu yüzden bilinç sahibi olmak, oynanan oyunları fark etmek, idrak geliştirmek, nesli korumak, kadim değerlerimize sahip çıkıp yeniden ayaklanmak ve şahlanmak için de okumak icap ediyor. Okuyarak bilinçlenmek ve kimi okuyacağımızı iyi tespit etmek gerekiyor. Değerli dostlar, başınızı ağrıttığım için özür dilerim. Sohbetim burada bitiyor.